Efendim Samsung Dünya Açılan Penceresi haber aks ekranlarından mutlu geceler diliyoruz. Bugün yine özel bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Çocuk gelişim uzmanı Ayşenur Bekeroğlu konuğumuz olacak. Biliyorsunuz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve çocukları bayramı olarak hep aklımıza geliyor. Ama acaba aslında toplumda çocuk doğru yerde konumlandırılabiliyor mu? Doğru iletişim kurabiliyor muyuz? Çocuklara bir bayram günü hediye etmişiz ama gerçekten çocuklarla doğru ilişki kurarak onların geleceğe hazırlanmasına katkı sağlayabiliyor muyuz? Anne ve babaların acaba iletişimlerinde olması gereken kuralları bilebiliyor muyuz? Bu ve buna benzer konuları 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı sebebiyle çocuk gelişim uzmanı arkadaşımızdan Ayşenur Bekeroğlu hocamızdan dinleyelim istedim ben de. Ayşenur Hanım hoş geldiniz programımıza. Teşekkürler, hoş bulduk. Şimdi özel bir hastanede bu konuda görev yapıyorsunuz. Çok da fazla bu ve buna benzer sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Bir de direkt çocuklarla da ilişki kuruyorsunuz, iletişim kuruyorsunuz, velilerle de öyle. Sizin uzmanlığınızdan faydalanıp acaba doğru bildiğimiz yanlışlar neler? Nasıl daha iyi ilişki kurabiliriz çocuklarla? Onları daha iyi nasıl algılayabiliriz diye bir araya girelim istedim. Siz de sağ olun beni kırmadınız, geldiniz. Buralara girelim ama onun öncesinde bize kendinizden bahsedin lütfen. Ne zamandan beri bu işi yapıyorsunuz? Neden bu mesleği seçtiniz? Nerede eğitim aldınız? Bunlardan bahsedin sonra konulara girelim. Ben Konyalıyım aslan. Konya 90 doğumluyum. Yani 25 yaşındayım. Buralarda geldim. Yeniyim. Evet. Hacettepe mezunuyum. Hacettepe Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişim Bölümü olarak geçiyor mezuniyetim. Evet. Çocuk gelişim uzmanı unvanıyla çalışıyoruz. Alan içerisinde pedagog olarak da biliniyoruz. Geçiliyor yani mu? Pedagog deyince daha hani hemen anlaşılır oluyor. Ama aslında çok kullanılan bir şey. Yani Türkiye'de pedagog tanımı diye bir şey yok aslında. Almanya'da olan bir şey ama bu Almanya-Türkiye bağlantısından kaynaklı bize de gelmiş bir dal. Evet. Ama asıl hani uzmanlığım çocuk gelişim uzmanlığı. Diğer çocuk gelişimiyle de çok fazla karıştırılıyor. Hani okul öncesi öğretmenliği farkınız ne gibi. Aramızdaki en temel fark fakülte. Ben Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunuyum. Diğer okul öncesi ya da çocuk anaokul öğretmenliği olanlar eğitim fakültesidir. Evet. Aramızda böyle. Onların sınırı 3-6 yaş. Eğitim fakültesi 3-6 yaştır. Bizim aralığımız 0-18. 0-18. Aynen öyle. Uzmanlığım bu yönde. Yani özetle yaptığım iş çocukların 5 temel alanımız vardır değerlendirme yaptığımız. Çocukların dil gelişimi, zeka gelişimleri, ince motor ve kaba motor becerileri ve öz bakım becerileri olarak 5 alanda inceleriz. Bu 0-18 dönemi kapsayacak şekilde bir analiz mi yapılıyor? Yani bu bahsetmiş olduğunuz 5 farklı alanda çocukları masaya mı yatırıyorsunuz? Tahlil ediyoruz. Aynen öyle. Yani en temelde erken müdahale kapsamı dediğimiz bölüm 0-6 yaştır. Yani bir insanın hayatındaki en temel yeri 0-6 yaş dönemidir. 0-6 yaşında ne yaparsak, yani 6 yaşından sonrası zaten onu götürür ya da... Bunu konuşalım. Peki bu mesleği isteyerek mi seçtiniz yoksa tesadüfler mi sizi buralara getirdi? Bundan şöyle bahsedin. Bir şey, mesleği seçerken benim birincim her zaman sınırlar olan değil de daha çok gelişebileceğim, geliştirebileceğim, her zaman tek sorum vardı. İnsanlara daha nasıl faydalı olabilirim? Yani masada oturup da yani tek düze bir iş olarak değil de nasıl gerçekten faydalı olabilirim? Gerçekten bir insanın hayatına dokunmak, bir insanın hayatını etkilemek kıymetli bir şeydir çünkü. Hele bir de ne diyelim tohumlara yani evet, yeni hayatın henüz baharındaki bireylere. Evet. Bu anlamda dokunmak gerçekten de cesaret isteyen bir şey ama. Evet. Anne ve babaların bile çoğunlukla baş edemedikleri, başaramadıkları. Aynen öyle. Bir de gelişen dünyada anne ve babaların birlikte çalışıyor olmasından dolayı daha çok kreşlerde ve buna benzer anaokullarında çocuklarını bıraktıkları bir durumu da yaşıyoruz dünyada. Aynen öyle. Yani sıfır olarak bir şey. Yani nasıl yön verirsen öyle gidecek ya da gitmeyecek. Yani bu çok kıymetli bir şey. Yani temelimde mesleği seçerken en temel buydu. Yani sağlıkçı olmak her zaman hayalimdi. Sağlıkçı olmayı çok, yani zaten bu düşüncemden dolayı yani sağlık demek yani bir insanın birebir olarak hayatını kurtarmak ya da hani etkilemek, hayatını etkilemek. Doğru yönlendirmek ya da yanlış yönlendirmek.
Aynen öyle. Temeli de buydu. Mesleği seçerken ilk başta bu kadar tanımıyordum. Yani çok kapsamlı olarak tanımıyordum. En çok sağlık bilimleri fakültesi ve hani işte hastanelerde çalışılıyor olması ve çocukla hani geliştirme açısından yaklaşılıyor olmasıydı bilgim. Ama tabii içine girdikçe çok etkilendim. Doğru yerdeyim. Olayın yani gerçekten sindire sindire. Düşlediğiniz mesleği aynen hayata öyle geçiriyorsunuz. Yani peki çok da severek bir ayrımdan bahsettiniz. Bu işin sağlıkla ilgili kısmı yani Avrupa'daki tanımlamasıyla pedagog olarak tanımlanıyor ve çocuk gelişim uzmanı olarak bizde üniversitelerde sağlıkla ilişkilendiriliyor. Hacettepe'de var. Başka nerelerde var bu bölüm? Şu an için 1960'tan bu tarafa Hacettepe'de var olan bir bölüm aslında. Ancak hep tek bölüm olarak götürmüş ve hani fakülteleri değişmiş. İşte ev ekonomisi olmuş, birkaç farklı kapsamda mezun vermiş. Temelde hep ülkenin ihtiyacına yönelik mezun yetiştirmişler. Yani mezun olmuşlar. İşte ülkede okul öncesi açığı varken okul öncesini kapatılmış. Sonra özel eğitim ihtiyacı olunca özel eğitime kişi yetiştirilmiş. Derken şu an ortalama bir 10 yıldır falan kendi meslek alanı doğru bir şekilde ilişkilendiriliyor ve artık mezunlar veriyor. Aynen bir de karıştırılmaması gereken bir yer daha var dediniz. Ne? Çocuk gelişim uzmanlığından farklı olarak o nedir demiştiniz? Sağlık Bilimleri Fakültesi. Sağlık Bilimleri ayrıntı Fakültesi. Orada. Şu an yaklaşık bildiğim kadarıyla bir tane Kırıkkale Üniversitesi, bir devlet üniversitesi olarak mezun veriyor. Aynı şekilde birkaç tane özel üniversite, yaklaşık 3 tane özel üniversitede mezun vermeye başladı. 2014-2013 itibariyle mezun vermeye başladılar. Daha çok yeni bölümler. Ama en temel yani en eski olarak Hacettepe mezun veriyor. Ankara Üniversitesi de bildiğim kadarıyla bu denkliği almış durumdaydı. Şu an için böyle yani birkaç tane üniversitede var. Kıymetli bir bölüm. Gerçekten yani bu işi severek yapmak isteyenlerin yani kendini orada buluyorsa evet doğru yerde ve doğru meslekte olabileceği bir alan yani gelişmeyi ve geliştirmeyi seviyorsa. Kuşkusuz ve bir de biraz önce bahsettiğimiz gibi işte 3 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında göz açıp kapayıncaya kadar 15, 20 yaşında sonra bakıyorsunuz hayatın içerisinde karışmış anne ve baba olmaya aday bireyler karşımıza çıkıyor. Aynen öyle. Evet doğru çocuğu ya da ne iş yaparsanız yapın doğru biçimlendirirseniz eğer doğru yol verirseniz doğru sonuçlar alabiliyorsunuz. Bu bizim toplumumuzda üzerinde çok da kafa yorulan bir şey değil belki. Bunu konuşalım istiyorum gerçekten de sizinle. Çocuğu nasıl algılamamız gerekiyor? Eğer 0-18 yaşı bölümlediyseniz 0 ile 6 yaş arasını mı önce konuşmak gerekiyor? Aynen, oralarda aynen. Ne oluyor çocukta? Orada nasıl bir birey var? Anne ve babanın farkına varamadığı bir bir durum var mı bilmediğimiz, anlamadığımız? Evet. Şöyle ki 0-6 dönem bu o kadar önemli ki bir ünlü düşünürün sözü var. Yeni doğan bir bebeğe 5 yaşındaki çocuk ben şöyle söylüyor. 5 yaşındaki bir çocuğa ben bir adım kadar uzaktayım. Ama 5 yaşındaki çocuk yeni doğan bebekle arasında dağlar, yollar, yıllar var. Yani, yani böyle 0 ve 5 yaş arasındaki çocuk arasında dağlar aynen kadar öyle fark varken 5 yaşındaki bir çocuğa, çocukla yani 30-40 yaşındaki arasında kişi çok daha yakın aslında. Yani bu 0-6 aynen de yani tam olarak böyle bir dönem. Yani o kadar kıymetli ki. Yani her gün şöyle betimliyorum ben. Her uyuyup uyanan bebek bambaşka bir bebek olarak uyanıyor. O kadar hızlı gelişiyor ki. Ertesi aynen öyle. Yani o kadar hızlı gelişen bir beyni var. Ne oluyor mesela? Neler oluyor? Çok böyle özet böyle ana başlıklarıyla söylersin. Çok hızlı bir gelişim dönemi geçiriyorlar. Yani beyinlerde bizim nöron bağlantıları dediğimiz hani bu atılan sinapslar var. Yani bu ne demek? Beyin o kadar hızlı çalışıyor ki beyin bağlantılarla işler. Ne kadar çok bağlantı kurarsa, ne kadar çok köprü yaparsa, o köprüyü ne kadar çok pekiştirir, öğrenirse 6 yaşından sonra o kadar çok zekası daha açık, her şeyi çok daha kolay öğrenen, çok daha çabuk kavrayan bir kişi halinde gelecek demektir. O yüzden 6 yaşına kadarki bölümü nasıl değerlendirdiğimiz çok kıymetli oluyor. Anne ve babalar açısından o zaman çok önemli bir aynen dönemden öyle bahsediyoruz. Yani biz sadece işte beslenme ihtiyacını bebeğin gördüğümüz zaman ya da altını değiştirdiğimiz zaman çocukla aslında ilişki kurmuş olmuyor muyuz? Yani başka şeyler de var demek ki orada. Bu çok böyle o kadar ironik bir durum.
06 çok kıymetli, yani erken müdahale kapsamıdır. Şu an zaten yeni yeni farkındalığı arttığı için tüm çalışmalar, hani akademik olarak çalışmalar olsun, önemsenen bölüm haline gelmeye başladı. Herkes buna odaklanmaya başladı. Ama bir o kadar da herkesin göz ardı ettiği bir bölüm. Yani sanki çocuk 6 yaşından sonra anlamaya başlıyor gibi değerlendiriliyor. Halbuki 6 yaşından önce çocukla nasıl konuşuyorsun, nasıl davranıyorsun, ona bir birey gibi mi davranıyorsun, yoksa anlamayan bir şey gibi mi davranıyorsun? Çok kıymetli bir ayrım. Nasıl davranıyoruz? Ve genel olarak anlamaz ki o, anlamaz ki o şeklinde bir yaklaşım oluyor. En temel, yani göz göze bile gelinmiyor neredeyse. Ya nasıl olsa anlamıyor. Daha küçük bebek o anlamıyor. Halbuki çocuğun ailesine göre anlayıp şekil alması ortalama 2 aylık bebeklikten başlıyor. 2 aylık bebeklikten aynen itibaren? Aynen öyle. 2 ay itibariyle algılamaya. Aynen öyle. Fotoğraf çekmeye başlıyor diyelim. Aynen öyle. 2 ay itibariyle artık çocuğun ağlamaları değişir. Yani bu ne demek? Bak ben acıktım ağlaması yapıyorum. Bak benim altım değişsin istiyorum. Bak uykum geldi, onun için ağlıyorum. Çocuk 2 aylıkken, yani bebek 2 aylıkken bunu anlamlandırıp buna göre yön vermeye başlamasına rağmen biz çok daha hafife alabiliyoruz. Yani çocuk anlamıyor nasıl olsa diye. Halbuki doğduğu günden itibaren, hani bu yasal çerçevede de tam ve sağ doğmak koşuluyla anne karnına düştüğü andan itibaren, yani bebek doğduğu andan itibaren artık bireydir. Yani yasalar bile bu şekilde korumaya alır. Aynı şekilde biz de bu bireyi sürdürmemiz gerekir. Yani çocuk anlamıyor diye onunla konuşmamak ya da işte anlamıyor nasılsa diye açıklama yapmamak diye bir şey yok aslında. Ve öyle bir şey ki elimizdeki, yani siz bir şey öğretmek için çabalamasanız bile her şeyden öğreniyor. Yani tam bir sünger gibi. Yani ortama nasıl süngeri koyarsanız elinizin çekinin ne var yok hepsini toplar. Tam olarak böyle yani. Ortamda ne var yok hepsini kayıt halinde zaten. Bu farkındalık sürecini çok etkili kullanmak lazım, etkili değerlendirmek lazım yani. Peki etkili kullanabiliyor muyuz? Yani doğru kullanabiliyor mu anne ve babalar o süreci? 0-6 yaşı doğru geçirebiliyor muyuz peki? Çünkü bir bu konuyla yoğun laboratuvar diyelim. Bu işin tam da içerisinde yaşıyorsunuz ve herhalde her gün gerek 0-6 yaş, gerek 6-12 yaş, 12-18 yaş arası çocuklarla bir araya geliyorsunuz. Bu 0-6 yaş döneminde aksayan yönleri, en çok öne çıkan sorunları nasıl tespit ettiniz? Şöyle olduğunu düşünüyorum, gözlemlerim, eğitimim, hepsini bir araya getirdiğimizde. En temel şey dinlemekle alakalı. Bir, dinlemek konusunda biraz yavaş kalıyoruz açıkçası. Evet, yani biraz yavaş kalınıyor. Nedir? Yani nasıl olsa, yani çocuk ağlar. Yani çocuk ağlar gibi bir betim var. Ama neden ağlıyor? Ya da önce ne gelişti ki böyle davranıyor? Ya da acaba ağlamadan konuşabilecekken ya da söyleyebilecekken neden ağlayarak söylüyor? Ya da neden bağırarak söylüyor? Gibi temel yerler var. Sorunları sormuyoruz. Aynen öyle. Yani ortalama 2 yaşındaki bir çocuk, 2 yaşına geldikten sonra aslında çok rahat, ne istiyorsa, hani tam olarak 2 kelimeli cümle olarak bile olsa, yani çok kocaman kocaman cümlelerle meramını anlatması değil ama anne ver ya da böyle çok daha net bir şekilde konuşamasa bile bunu belirtebilir. Ya da şu an seni dinleyemiyorum ama bana bir 5 dakika zaman ver dediğinde evet bu zamanı verebilir, bunu alabilir ama bizim davranışlarımızdan kaynaklı olarak çok daha böyle çıldırmış, ne o anlıyor ne o anlıyor gibi böyle bir karşılıklı nasıl desem sürecin tırmanması gibi bir durum gelişebiliyor. Bu çok gördüğümüz bir şey. Bunun en temeli de evet doğru dinlemiyoruz. Aynı şekilde doğru yaklaşmıyoruz çocuğa. Yani nasıl olsa anlamaz. Yani şöyle, çocuklara yaklaşırken yani herkes çocuğun ne yapması gerektiğini ya da ne yapmaması gerektiğini söylüyor. Dur dokunma, dur otur, dur oturma, dur yap, yap, yapma, yap. Bu şekilde. Ama neden? Kimse bununla ilgilenmiyor. Yani çocukta doğal merak dediğimiz bir öğrenme vardır. Çocuğun doğal merakını koruması çok kıymetlidir. Yani merak eden çocuğu her zaman çok isteriz, çok severiz alanda. Çünkü merak eden çocuk demek, öğrenecek çocuk demektir. Evet, kendini geliştirmeye açık çocuk demektir. Aynen öyle. Ama bu konuda dur yapma, dur yapma düzenli olarak ketlemek demektir. Baskılamak demek. Aynen yani. Öyle. Ve buna rağmen çocuklar o kadar dirençli ki, o kadar dayanıklılar ki. Yani ortalama gün içerisinde 100'den fazla dur, hayır yapmaya maruz kalmasına rağmen halen azimle sürdürebiliyor. Evet. Yani elini uzatıyor, tam dokunacak, dur yapma. Neden? Ama şöyle bir açıklama yok. Bir geri dönüm yok yani.
bir geri dönüş aynen yok. Aynen öyle. Neden? Evet, çocuk senden bir direktif aldığı için bekliyor. Ama neden? Yani bunu bilmiyor. Orası havada kalıyor. Ne yapmak değil lazım mi orada? Yani iki yaşındaki bir çocukla bile ilişki kurarken sanki yetişkin bir kimseye anlatıyormuşuz evet. gibi. Bak anlamıyor. Yani bizimle konuşamıyor olsa bile onun seviyesine inip ona anlatmak mı gerekiyor? Aynen öyle. Göz hizasını korumak çok kıymetli. O yüzden her zaman derim, çocukluğunuzu hatırlayın. Siz de küçüktünüz. O yüzden onun seviyesine bir inin. Bir kere otorite, arada bir hiyerarşik durum oluşmasın. Yani şimdi bir empati kurarsak, her zaman diz seviyesinden bakıyor demektir hayata. Her zaman bir herkes zaten tepede. Evet. Birileri bir şey yap ya da yapma diyor ama her zaman tepede konuşuyorlar. Aynen. Bir kere o bile bir psikolojik olarak onda bir baskı oluşturuyor. Onun için eğilip çocukla aynen, göz göze gelerek bir konuşmak ki gerekiyor. Bunu çiftler arasında yani anne baba olarak hep örneklerim, kendinizden pay biçin. Eşiniz sizden bir şey isterken bak canım deyip karşına oturup konuştuğunda mı daha mutlu olursun ya da sakince konuşabilirsin ki kavga etseniz bile. Ya da gelip tependen ben sana bunu yap demedim mi ya da güzel bir şey söylese bile tepeden baktığı için çok daha farklı bir psikolojik algıyla ilerlersin. Aslında aynı şey. Küçültülmüş hali diyebiliriz. Ki o şöyle bir fark var. Yetişkin olduğumuz için bunu yönlendirebiliriz. Ama o ne yapacağını bilmiyor. Böyle bir sıkışma durumunda nasıl yöneteceğini bilmiyor. O yüzden tipik olarak davranışlarını bozacak demektir. Yerli yersiz ağlama, hıçınlaşmalar ya da ya bu çocuk niye durmuyor hiç anlamıyorum cümleleri gibi. Öyle mi geliyor size? Yani aynen yaş öyle. Grubu 0-6 yaş grubu ile ilgili size yanınıza gelen anne babalar böyle mi geliyorlar? Yani anlayamıyorum. Evet anlayamıyorum çünkü çocuk yani şöyle bir şey. Her zaman açıklama var. Yani çocukta boşluk kalmasın. Eğer sen açıklama yapmazsan, o boşluğu doldurmazsan çocuk kendi dolduracak demektir. Ve onun onu nasıl dolduracağını bunu hiçbir zaman bilemeyiz. Davranışlarını bozarak mı doldurur? Yoksa şu veya bu şekilde asbel kadar bir yolunu bulur da onunla mı çıkış verir? Bu tamamen tesadüfi olur. Ama bunun için biz açıklama verirsek... Bulunduğu ortama biraz bağlı galiba bu da. Biraz bulunduğu ortama bağlı. Yani eğer daha dengeli, sağlıklı bir ortamdaysa daha sağlıklı bir aynen yani net. Yol biz biraz konuşmamak daha kolayımıza gidiyor. Yani çünkü şu kolaydır. Yani bunu yap ya da yapma. Bu kolaydır. Yani bunu yapmanı istiyorum ya da yapmanı istemiyorum. Ama galiba atladığımız gibi bir şey var. Şimdi şunu anlıyoruz. Her ne koşulda olursa olsun, özellikle 0-6 yaş için konuşuyoruz şimdi. Biraz sonra 6 yaşın sonrasını konuşacağız. Hayırları, evetleri ya da kurduğumuz ilişkiyi her ne olursa olsun onun algılayabileceği şekliyle üstelik de göz teması kurarak açıklayacağız. Aynen o cevap öyle. Veremese bile, anlamadığını düşünsek bile ki o yanılgıymış dediğiniz gibi, hayır anlatacağız. Ona aslında o algıları açık ve bunları anlıyor diyorsunuz. Aynen. Doğru mu anlıyoruz? Yani çocuğun ifade edememesi anlamadığı anlamına gelmez. Gelmiyor. Aynen güzel. Öyle. Çocuk çok güzel anlıyor. Fakat bunu sana ifade edemiyor. Ama bu anlamadığı anlamına gelmez. Güzel. Oradan şimdi ebeveyn olarak biz kendimize dönüp baktığımızda nerede hata yapıyoruz? Konuşamadığı için çocuk, kendini de ifade edemediği için, özellikle 0-2-0-3 aralığı için diyelim. Ona cevap, bunu bilse belki ebeveynler konuşarak, o cevap veremese bile, cümleler kurarak bizimle ilişki kuramıyor olsa bile, ona yaklaşıp göz seviyesinde anlatıyor olmak, ona yön veriyor. Yön verdiğini aynen. bilseler anlatırlar. Bunu yapmıyoruz. Ve çocukları ne yapıyoruz? Televizyonun karşısına oturtuyoruz. Evet. Doğru mu? Şimdi bir de bunu konuşalım. Yani bu ikinci doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi aynen galiba. Bir de bunu anlatın. Ne oluyor o zaman? Çocuk alamadığı cevapları çevresinde sünger gibi çekmeye başladığı için de o zaman anne ve baba da farkında değil. Onunla konuşarak o cevap veremese bile anlattığı şeylerin onda aslında çok şey biriktirdiğini. Bunun farkında olmadığı için anne baba onun huzurlu, belki de çocuk televizyona yöneliyor olması ve susuyor olmasının sebebi algılarını dolduracağı bir mecrayı yakalıyor olmasından mı kaynaklanıyor? Yakalıyormuş gibi görünüyor. Gibi duruyor. Aynen öyle. Yani şöyle bir şey aslında temada. İletişim dediğimiz şey karşılıklılık ister. Yani biz her zaman böyle öğrendik. Yani sen merhaba dersin, karşılıklı merhaba der. Dolayısıyla iletişim başlar. Sen merhaba diyorsun,
Çocuk belli bir yaşa kadar merhaba diyemiyor ama güler, sarılır, öper. O merhabayı bu şekilde doldurur, bir tepki verir. Aynen. Ama bir süre sonra bu biraz tabii bizim alışkanlığımızdan kaynaklı biraz yavaş kalıyor. Aa, zaten anlamıyor ki, zaten ağlıyor ki. Şimdi doğru açıklamayı yapmadığımız için, çocuğa açıklayarak belirtmediğimiz için çocuk buna alışmıyor. Açıklanmadan olan yolu ve kendi çıkışıyla benimsemeye başlıyor. Öğrenilmiş davranış haline getiriyor. Aynen öyle. Başlıyor. Bu davranışı kendisi şu veya bu yolla buluyor. Bu sefer öğrenilmiş davranış olarak bunu oturtuyor ve o şekil götürüyor. Bu sefer ne oluyor? Yani bu birbirinin domino gibi, domino etkisiyle yıkıp giden gibi. Çocuk zaten anlamıyor, zaten beni de dinlemiyor. En iyisi televizyon açalım da sussun. Evet, çok da kolay bir yoldur. Koyarsın, çocuk saatlerce ses çıkarmaz, ağlamaz, hiçbir şekilde tepki vermez. Aslında bu baştaki bu bizimle iletişim kurmuyor diye sıkıntıya başlayan nokta var ya. Evet, evet, televizyonu koyduğumuzda aslında bunu yine sürdürüyoruz. Çünkü televizyon tek taraflıdır yine. Yani çocuk dinler, anlar ama cevap vermesine gerek kalmaz. Tek taraflıdır. Yani ebeveynin başta maruz kaldığı şey, sonra çocuk maruz kalmaya başlar. Evet. Ebeveyn rahatlar, çocuk ağlamıyor, sorun yok demektir. Çünkü ağlamak sorundur. Çocuk ağlamıyorsa sorun yok demektir. Evet. Halbuki çocuk televizyona maruz kaldıkça bir süre sonra iletişim yollarımız var. Yani beyinde işler şöyle ilerler. Biz sol taraftan duyarız, beynimiz sağa gönderir, anlar. Tekrar sola göndeririz, çocuk cevap verir. Bu sefer sol taraftan duyuyor, sağ taraftan anlıyor. Ama tekrar sol tarafa göndermesine gerek kalmıyor. Çünkü televizyon ondan konuşmasını beklemiyor. Buna ne kadar süre maruz kalırsa, bu sefer çok hızlı iletimlerle kurabileceği, bu zekayen gelişebileceği, çok güzel cümleler kurabilecek, yani ilerleyebilecek, gelişebilecek çocuğu ben direkt yavaşlatmanın ötesinde bayağı durduruyor. Durduruyor. Yani çocuk ortalama 4 yaşında, 5 yaş seviyesine geliyor. 5 yaşında geliyor çocuk. Ama çocuk konuşmuyor. Ya da çok çocuk konuşmuyor. Sınırlı kelimelerle cümleler aynen. Kuruyor. Aynen. Ya da ölçüm yapıyorsun. Yaptığımız değerlendirme temelinde budur zaten. Çocuk takvim yaş olarak 5 yaşında ama bir değerlendiriyorsun. Dil gelişimi 2 yaş düzeyinde kalmış. Yani çocuk 2 yaşına kadar gelişim göstermiş. 2 yaşından sonra artık gidememiş. Orada kalmış. Anlaşıldı. Genel olarak bunun etkisi televizyondan kaynaklanıyor. Evet, aynen öyle. Aslında çocuk maruz kaldığı şeyin gereğini yapıyor. Yani yine beyni doğru işliyor. Çünkü neden? Televizyon ondan cevap vermesini beklemiyor. Doğal olarak bunun etkisi de evet, çocuk cevap vermiyor. Ama anlıyor gibi bir durum gelişiyor. Yani kaş yaparken göz çıkarmaya dönüyor. Yani evet ve aslında içerisine biraz daha detaylı baktığımız zaman biraz daha sorunu derinleştiriyoruz. Kesinlikle. Çünkü anne ve babayla o eksik kurulmuş iletişim bile bir şekilde ilişki kurmanın izlerini taşırken televizyonda kurmuş olduğu ilişkide anlamaması, bilmemesi, o an görmemesi, duymaması, tanık olmaması gereken şeylere de tanık olup üstelik de bunlara cevap bulamayarak kendi içine dönüş yaşıyor. Yani belki 8 yaşında, 9 yaşında anlaması, görmesi, çözümlemesi, mantığını oturtması gereken bir şeyle karşılaşıyor. Cevap, onların da cevaplarını veremeden kendi içerisinde kalıyor. Demek ki bu mesele çok önemli bir mesele. Çocuklara o zaman ne yapacağız o zaman? Yani en bu işin temel, en iyisi çocukla dokunarak, onunla sürekli konuşarak, özellikle bu dönemde galiba, çok büyük efor sarf etmemiz gerekiyor anladığım kadarıyla. En temel, aslında kocaman efora da gerek yok. Öyle bir dönem ki en temel şey çocuk çocukla büyür. Net. Çocuk çocukla büyür. Yani biz yetişkinler olarak hepimiz toplansak, böyle istediğimizi yapsak, aylarca, yıllarca neler yaparsak yapalım, bir çocuğun bir bakışı etmeyiz. Çok net. Yani çocuk çocukla büyür. Net. Bu çok kıymetli. İkinci olarak hani aileler böyle saatlerce uğraşamıyorum, işim var, gücüm var gibi cümleler oluyor. Zaten saatlerce uğraşmaya hiç gerek yok. Öyle bir 20 dakika geçirirsin ki günlere bedel halde bir 20 dakikan olur. Bunu korumak çok kıymetli oluyor. Kıymetli, önemli bir şey. Aynen, yani çocuk çocukla büyür ve çocukların o iletişimini sürekli olarak desteklemek lazım. Ve şöyle bir denge, hani konuşamayan ve hani bunu her zaman söyleriz. Bu otizm aşinalığımız vardır belki, hani otizm, yaygın gelişimsel bozukluk dediğimiz bozukluklar. Bunlar her zaman genetik ya da işte anne karnında hani konjenital olarak, doğumsal anomali olarak önümüze gelmiyor ya da illa çocukta bir problem vardı olarak değil. Bayağı televizyon izleyerek de çocuklar
otizm sahibi oluyor ya da yaygın gelişimsel bozukluk sınıflamasına girebiliyor. Yelpazesi geniş bir durum. Yani çok da risk alınacak bir yerde değil. O yüzden en temel 4 yaşını doldurana kadar özellikle kesinlikle bu televizyona çok dikkat edilmesi gerekiyor. Ne olması lazım? Yani Hı-hı. bu işin bir standardı var mıdır? Ne kadar süreyle? Hı-hı. Yani özellikle ne diyelim 0-2 yaş için bir günde ne kadar süre ayırması şöyle, normal karşılanabilir? Mümkünse 4 yaşını doldurana kadar televizyon, tablet, bilgisayar, telefon bunlarla olan iletişimini bağlarını mümkün olduğunca olmasın. 0-4'ten bahsediyorsunuz. Aynen yani. Öyle. Çünkü, biz o zaman bunu açalım biraz. Çok evet. büyük bir sorun yaşıyoruz demek ki toplum olarak bu konuda. Çünkü hatta övünüyoruz bile. Aa benim çocuğum 3 yaşında ama işte tek başına bilgisayar açabiliyor, girebiliyor, programlara bakabiliyor falan. Bu o zaman bu çok falş bir hata yani. Aynen, bu bizim için devasa bir şey. Çünkü bizim hayatımıza bilgisayar, tablet sonradan girdi. Bizim öğrenmemiz çok zor. Evet, daha zor. Ama o bununla doğdu zaten. Ve çocuk o kadar ki hani su gibi koyduğun kaba şekil alıyor. Hamur gibi nasıl yoğurursan öyle kalıyor. Evet, evet. Onlar için zor diye bir şey yok. Bakışıyla direkt hemen sürece adapte oluyor. Hemen katılıyor. Çünkü beyin o kadar hızlı çalışıyor ki evet. buna uyumla alakalı bir sıkıntı yaşamıyor zaten. Ama önemli olmasın mı? Evet, tabii ki olsun. Öğrendiği çok şey de oluyor evet. Ama bu terazi artı eksi dengesi olarak bakmak lazım. Orta, ben derim ki 0-4'te 24 saate 20 dakika. Ama 24 saatte 20 dakika. Aynen öyle. Yani 1 saat olmasın ya da konsantre bir 20 dakika olmasın. Yani 3 dakika baksın, 5 dakika baksın ama çocuk oturup da 1 saat yani 60 dakika konsantre olarak almasın. Anlaşıldı. Bunlar çok kıymetli. Yani ve hiçbir şekilde yani bir şey izlerken de ya da ailecek en mesela benim beğendiğim şey işte CD takıp CD'den bir film izlemek, çizgi film gibi ya da animasyon izlemek. Ama bunu yaparken bile çocuğu oturtup da kesintisiz olarak izlemesi değil. Onunla konuşun. Aa gördün mü şimdi neler olmuş? Aa bak bakalım burada ne diyor? Aa ne kadar komik zıpladı gördün mü? Gibi. Gibi. İzlerken. Temaslar da kurmak gerekiyor. Aynen öyle. Yani orayı bir bölmek lazım. Dikkatini ortalatmak lazım. Şeklinde. Dikkatini ortalatmak. Tam kavramı bu galiba. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani konsantre oraya böyle full olarak dikkatini yoğunlaştırması değil. Bu konuda hem de bunu yani çoklu etki düşünmesini sağlıyorum. Aynı zamanda muhakeme yeteneğini geliştiriyorum. Yani ilerleyen zamanda acaba şunu mu yapsam, bunu mu yapsam yetişkinlik döneminde yol üretmek önemlidir öyle değil mi? Yani bir yani şu an günümüzde de yani en büyük bu trendlerden biri yani bir olaya bir bakış açısıyla değil çoklu olarak görebilen kazanıyor. Bunun temeli bu dönemde atılıyor işte. 4 yaşına kadar, 6 yaşından öncesi dönemde sorgulat. Neden böyle yaptı sence? Evetse neden evet, hayırsa neden hayır? Başka ne yapabilirdi sence? Aa bak buradan taşın üzerinden zıpladı. Başka ne olabilirdi sence? Gibi çocuğun muhakemesini geliştirici sorularla. Yani bak bu sefer olay bambaşka bir şeye döndü. Birinde 60 dakika televizyon izlerken otizmli olma riskini taşırken o 60 dakikayı öyle bir çevirdim ki bir, birlikte zaman geçirdim, kaliteli zaman oldu. İki, muhakeme yeteneğini geliştirmeye yönelik çalışmış oldum. Çocuğun düşünmesini sağladım. Bakarken eleştirel görebilmesini sağladım. Yani aynı şey ama çok daha aktif hale kesinlikle çevirebiliyorum. Ve, en önemlisi galiba temas kuruyorsunuz. O ilgi evet. sıcaklığını hissettirmiş oluyorsunuz hı hı. aranızdaki enerjiyi. Doğru, ilişki kurmak, iletişim kurmanın altın kuralı dediğiniz hı hı. gibi bir faydanın karşılıklı olarak paylaşılması üzerine kurulu. Yani biz sizinle şimdi 10 saat bile program yapsak ama içerisini doldurmayan, izleyicilere fayda sağlamayan bir söyleşi yapsak insanlar hemen sıkılırlar ve kapatırlar. Aynen, aynen. Ama onlara fayda sağlayan şeyleri eğer siz anlatırsanız bu ekrandan ayrılmaları için bir sebep olmaz. Anne ve baba arasındaki hı hı. ilişki de böyledir. Kesinlikle. İş arkadaşlar arasındaki ilişki de böyledir. Çocuk da anne baba arasındaki ilişki de böyledir. Bir hı. faydanın burada direkt bir menfaat algısı insanların aklına gelmemesi gerekiyor. Hı hı. Ama doğru iletişim kurmanın yolu evet. bir faydanın paylaşılması ile ilgili. Neden karşılıklı yarar varken değil bunu mi? Seçmeyelim. Bunu evet. yapmak gerekiyor. Bu hı hı. önemli bir konu. Özellikle 0-6 yaş arasında. Peki zaman evet. zaman çocukların konuşma güçlüğü yaşamalarının, tuvalet alışkanlığını kazanamıyor olmalarının sebebi de acaba hı hı. yine buradaki eksik iletişimden çoğunlukla kaynaklanıyor yoksa fiziksel problemler de bunu tetikliyor mu?
Bu konuda biraz etkili, dikkatli olmak gerekiyor açıkçası. Yani düzenli olarak hekim kontrolü, çocuk hekimlerindeki takipler, aynı şekilde gelişim takibi. Yani hastanelerimizde çok yaygın değil ama her yer, yani şu an için çok da atamalarımız net, yani ulaşılabilirliğimiz artmış durumda. Muhakkak gelişim takibi, aynı şekilde sağlık olarak büyüme takibi, zaten takipte kalmalarını şiddetle öneriyorum. Önemli bir şey çünkü günü gününe değişen bir çocuktan bahsediyoruz. Şöyle bir şey, metabolik olarak da getirebilir. Yani bir tuvalet eğitimi çocuğun ortalama 2,5 yaşını doldurmadan önce iç kaslarını tutma becerisi zaten mümkün değil. Yani 2,5 yaşından önce tuvalet kazanması çok gerçekçi olarak şey değil. Evet. Ama 2,5 yaşını geçmiş ve halen sürdürüyorsa en temel olarak bir kas sistemini gözden geçiririm veya bir nörolojik muayeneden geçmesi kıymetlidir. İkisi açısından da bir problem yok. Her şey yolunda ve çocuk kazanmakta problem yaşıyorsa, evet, o zaman en temel olarak davranışlarla alakalı bir sıkıntı. Yani ebeveyn yaklaşımları, onların tutumlarıyla alakalı bir sorun olabilir. Çünkü çocuklarda şöyle bir durum var. Bir davranışı kazandırmak ya da ortadan kaldırmak ortalama 3 gün, en fazla 4 gün sürer. Bu dönem için. Aynen öyle. 0-6 için konuşuyorum. Ve bu dönem bir hafta, 10 gün, 15 gün gibi bir zamana yayılıyorsa kesinlikle ortada bir tutum hatası var demektir. Yani o yüzden bu konuda dikkatli olmak lazım. O yüzden uzman desteğini kesinlikle öneriyorum. Yani bunu böyle toplumda sanki bununla ilgili danışmayı böyle bir lüks gibi ya da ne gerek var gibi bir algı olabiliyor. Ama böyle bir şey değil. Anne babalık öğrenilen bir şeydir. Kesinlikle öğrenilen bir şeydir. Yani biz, yani nasıl anne baba olunuyor? Bir, ben de aynı annem babam gibi olacağım. Beni güzel yetiştirdiler. İki, kesinlikle annem ve babam gibi olmayacağım. Ben onların yaptığını yapmayacağım. İkili bir tablo vardır. İkisinden birini seçiyoruz. Ama bu böyle değil. Yani her şeyin yolu var. Hepsi, yani bunların eğitim işi. Ben nasıl çocuğumu eğitiyorsam aynı şekilde benim de bunu bilmeye ihtiyacım var. Bu konuda destek kıymetli. Kesinlikle. Dikkat etmek lazım. Yani anne baba olmak, eskilerin şöyle bir sözü vardır. Çocukları doğurmak mümkündür ama huylarını doğurmak mümkün değildir. Evet. O huyun biçimlenmesi, olgunlaşması, doğru yere gitmesi yine anne ve babanın çabasıyla mümkün. Aynen öyle. Bu konuda çok önemli eksikliklere sahip olduğumuzu söyleyebiliriz toplum olarak. Biraz duygusal olarak bakınca, hayır biz hani sahip çıkıyoruz aslında, önemsiyoruz diyoruz ama aslında farkında olmadan şöyle bir etki oluyor orada. Biz çocuğu, hani zaten bir daha çocuk mu olacak ya, yaşasın gibi bir durumumuz var. Aslında sınırsızlık gerekiyor, evet, ama nerede sınırsızlık yaptığımız çok kıymetli. Yani çocuğa sınırsız yaşatalım derken disiplini gözden kaçırıyoruz. Evet, disiplini konuşalım biraz da. Aynen öyle. Ortadaki en temel şey şu: duygularda sınırsızlık ama hareketlerde, davranışlarda disiplin. Çok kıymetli bir ayrım. Yani çocuğun özgürce üzüldüğünde ben üzüldüm diyebilmesi, ağlamak istediğinde ağlayabilmesi, gülmek istediğinde gülebilmesi. Bunlar özgürlüktür işte, evet. Burada ihtiyacım var özgürlüğe. Ama disiplin, yani yemek masasının üzerine çıkılmaz. Evet. Ama ne olacak canım, çıksın? Hayır. Bu disiplinsizliktir işte. Evet. Yemek masasına çıkılmayacaksa yemek masasının üzerine çıkılmayacak demektir. Gerekirse alıp indireceğiz. Ve bu kuralı da ona öğretmemiz gerekiyor. Aynen öyle. Yani bir kere bile görmezden gelmeyeceğiz. Bu eğitimdir işte. O zaman bunu anlayabilir, bunu öğrenebilir. Ama bu kadar aman canım ne olacak, çocuktur, çıksın bir kere. Hayır, böyle bir şey yok. Bu disiplinsizlik olur. O zaman bu neyi getirir? Evet, ders yapması gerekirken ödev yapamayan bir çocuk. Sınıfta oturması gerekir, oturamaz. Dinlemesi gerekir, dinleyemez. Hiçbir zaman, yani bir şekilde taşın yolunu, hayatını yoluna koyamayan birey. Okul seçecek, seçemez. Eş seçecek, seçemez. Her şey böyle bir domino etkisiyle, yani burada ne yaptığımız. Onun için evet. Freud da aynı şeyi söylüyor. Yani dönüp herkesin bir sorunu varsa, bir yolunda gitmeyen bir şey varsa önce çocukla iniliyor olmasının sebebi bu. Evet. Bu üzerinde çok konuşulacak bir şey gerçekten de. Disiplin konusu gerçekten önemli. Karıştırıyoruz galiba biraz, değil mi? Evet. Sevgisizlikle disiplin aslında birbirinden bir alakası yok yani. Katı olmak gibi bir algı var. Yani disiplin demek kelime olarak biraz sert duran bir kelime. Çünkü toplum olarak çok disiplinli olmayı çok hoşlanmayız. Çok kurallara, yani kurallar konusunda zaten sıkıntı yaşayan bir toplumuz. Biraz bunun getirisi.
Ama disiplin demek illa ceza vermek, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın değil. İlla emir kipi kullanmak anlamına gelmez. Hadi bakalım şu an yemek yiyoruz, hadi bizim birlikte yemek ye lütfen. Bu disiplin cümlesidir ama hadi bizimle yemek yer misin? Böyle bir soru yok. Bu yetişkinlerin anlayabileceği nezaket cümlesi olur. Evet, yemek yer misin? Bunu ben anlayabilirim ya da yetişkin anlayabilir. Ama çocuk bunu tercih olarak görür. Gerçek onu açalım anlamda. Biraz. Yani evet. Dinlerken, çocuğa bir şey söylerken evet. Tercihten çıkartıp seçime yönlendirecek doğru cümleleri de kuramıyoruz evet. Galiba. Örnekler vererek bunları aynen anlatır öyle. Mısınız? Lütfen? Yemek yer misin? Hayır, böyle bir soru yok. Tabii ki yemek yiyecek. Yemek yemezse sağlığı bozulur. Yani yemek yemek zorunda. Evet. Bu nasıl, bir tercih değil. Nasıl söyleyeceğiz? Evet. Şu an yemek vakti. Yemek hadi vakti, gel yemek yiyelim. Yemeğe oturuyoruz. Çorbanı mı yemek istersin, pilavını mı yemek istersin? Evet, burada tercih girer işin içine. Önce hangisinden başlamak istersin? Bu da tercihtir. Bu inisiyatifi vermeyi isteriz. Ama yemek yer misin? Hayır, böyle bir soru yok. Ama hangisinden başlayacağını çocuk seçebilir. Üzerini giyinir misin? Böyle bir soru da yok. Tabii ki giyinecek. Giyinmeden dışarı çıkamaz. Ama pantolonunu mu giymek istersin önce, ceketini mi ya da tişörtünü mü? Veya kırmızı pantolonunu mu giymek istersin, sarı pantolonunu mu? Bu da sorulabilir. Ama giyinmek ister misin? Böyle bir soru yok. Gibi. Bunlara dikkat etmek lazım. İstemsiz olarak çocuğa farkında olmadan bizi dinlememesini öğrettiğimiz, söylediğimiz durumlar var galiba. Bu durumları evet. Tespit ettiniz. Aynen üzerinde öyle. De biraz bu da şöyle. Kafa yorduğunuzu biliyorum. Bunları söyleyin. Bir bundan kurtulmanın yollarını anlatın bize. Tabii ki. Şöyle bir şey, biz şimdi düşünürken ya da çocuğa yöneltirken bu bir de hani toplum olarak getirdiğimiz de bir algı. Hep bununla yönetildiğimiz için direkt bir şey yapma, yapma ya da dur elini alma gibi bir tepki. Alma demek olumsuzluğuyla geliyorum. Tamam mı? Yani burada bunun yerine hani alma, yapma derken çocukta oluşturduğum şey şu, direkt olumsuzluk algısı. Bu yapılabilir ama ben senin yapmamanı istiyorum gibi. Tamam, ama biz bunu olumlu, yani çocuğa ne yapmaması gerektiğini değil, ne yapması gerektiğini söyleyin. Yani masaya oturma değil, sandalyeye otur. Aynı şeyi istiyorum aslında ama nasıl verdiğim çok kıymetli. Odanı toplamazsan dışarı çıkamazsın yerine, odanı toplarsan dışarı çıkabiliriz. Aynı şeyi söylüyorum ama gönderdiğim mesaj çok daha başka. Ya da aynı şekilde ayağını sallama. Sandalyende doğru otur. Popon sandalyende olsun. Ayaklarını uzat. Bu çok daha net ve anlaşılır. Ama sallama. Neden? Ama şu an sallamak istiyorum ayağımı. Neden? Yani neden durayım? Cihatlar da havada evet. Kalıyor. Havada evet, neden durması gerekiyor? Evet, sallayabilir ayaklarını. Neden? Yani beklenileni istemiyorum. Sadece yapmamız gereken, yapması ya da yapmamız gerekeni söylüyorum. Açık ama ve net söylememiz evet, gerekiyor. Yani ifadeleri netleştirmek büyük insanlarla lazım. İletişki kuruyormuşçasına ama onların algılayabileceği seviyede ilişki kurmak gerekiyor. Başka? Evet. Bu şekilde netlik. Yani çocukta ne istiyorsam resim net olacak. Olumsuzdan gelmek yok. Bu ilişkinin çok temeli. Aslında yetişkinler dünyası olarak baktığımızda da bu çok geçerli bir şey. Ama işte yetişkinlere bakmadan önce de bu söylediğiniz yere bakmamız gerekiyor. Evet. Çünkü eğer doğru ilişki kuramıyorsak, doğru kendimizi ifade edemiyorsak mutlaka burada bununla ilgili bir tahribat vardır. Evet. Çözülememiş, açıklığa kavuşturulamamış, yanlış ilişki kurulmuş, ihmal edilmiş şeyleri görebiliyoruz. Evet. Çocukların yabancı dil kulağının 6 ile 13 yaş arasında kapandığı söylenir. Bu gerçekten çok kıymetli bir bilgi. Bunu da çok bilmiyoruz. Kapandıktan sonra kulağımız yabancı dil öğretmeye çalışıyoruz çocuklarımıza. Bu da ne kadar önemli bir evrenin olduğunu gösteriyor aslında. Şimdi çok hızlı 6-12 yaş arasında mı? Öğrenme hızı. Öğrenmek evet. Nedir? Buradaki en çarpıcı, en belirgin olarak üstünde durulması gereken, anne babaların sizi dinlemesini istediğin şey nedir burada? Şöyle bir şey, en temel olarak çocukların algısı kapanma olarak değil de daha yavaşlıyor. Yani yabancı dil, o güzel oldu sorduğunuz temel bir nokta ya da ikinci dil öğretmek ne zaman başlamalı? Ortalama olarak 4 yaşından sonra çocuklara buna başlanabilir. Ama burada şöyle bir ikilik oluyor. Bebeklikten itibaren de çocuk çift dil olarak yetiştirilebilir. Ancak 2 yaşından öncesinde çift dillilik çocuklarda konuşmada gecikme yapıyor. Çünkü çocuk
bir tanesine odaklanamadığı için yani seçmekte zorlanıyor ya da bu konuda hani artı yaparken eksi sonuçlar alabiliyoruz. Yani benim tavsiyem ve benim kendi yani şahsi görüşüm, çocuk ortalama 2 yaşını doldurana kadar, yani mümkünse 2-4 yaşını doldurana kadar tek dil konusunda aşinalaşması, yani bu hem kültürünü benimseyip doğru kültürde aidiyetlerini yaşayabilmesi için bunu korumanın evet, kıymetli olduğunu düşünüyorum. Evet. 4 yaşından sonra çok daha hazırdır dil konusunda. Evet. Çeşitlendirilebilir. 2, 3, 4, 5. Bunun sınırı yok. Ne kadar çok o kadar iyi hatta ki. Ve hani dil öğrenmek demek zihnini daha da açacak demektir. Kıymetlidir. Olabilir. Fakat 6-12 çok hızlı öğrenme dönemidir. Bu da temelde nedir? Somut dönem dediğimiz bir dönem vardır. Yani çocuk çok daha somut algısı açık. Yani nasıl diyeyim? Uzay olarak yani hayal etme konusunda hayali olarak bir üçgeni hayal edemez. Ama çok net görür, çok net çizer, çok net onun üzerinden gidebilir önünde varsa eğer. Kimi böyle bir okul dönemini kapsıyor bu bir de. Aynen öyle. 6-12. 6-12 yaş dönemi. Evet. Ama yaklaşım olarak şöyle. Çocuğa yine hani bu 6-0-6'ya döneceğim ama oradaki inisiyatifler 6-12'de direkt etkileyen bir şey. Ben 0-6'da ne kadar çok inisiyatif verilen, kendi düşünmesini kendi düşünebilen, kendi işini kendi yapabilen. Aynen öyle. Yani bunları ne kadar koruyabilen bir çocuk yetiştirirsem eğer, yani kendi çorabını seçip kendi çorabını giymeye çalışabilen çocuk gibi, o zaman 6-12 döneminde de kendi sorumluluklarını bilen, onun yansımalarını, aynasını zaten orada oluşturmuş oluyoruz değil mi? Demek ki 0-6 yaş aslında çok kıymetli. Bir en kritik çok alan kıymetli. Orası demek ki. Aynen öyle. Yani o dönemi sağlıklı geçirip sağlıklı koruyabilirsem, sorumluluklarını bilen, aynı şekilde dinleyen, yani İlla ki hani herkesin genel muzdarip olduğu, işte ödevlerini yapmıyor, ödevlerine oturmuyor. Ben söylemeden ödevlerini yapmak istemiyor. Bu çok karşılaştığımız bir şey. Zaten söylediğin için çocuk ödevlerini yapmıyor. Yani dış denetim olduğu için çocuk iç denetime ihtiyaç hissetmiyor. Yani bir nevi aileleri çalar saat gibi kullanıyor diyebilirim. Çünkü zaten annem bana söyleyecek ödev yapmam gereken zamanı. Bunu benim takip etmeme gerek yok gibi. O yüzden biraz çocuklara güveneceğiz. Yani saati belirleyip netlik kazandıracağız ve o saat artık sende. Bunu sen koruyacaksın. Bu senin ödevin. Ben nasıl her akşam size yemek yapıyorsam, baban her gün çalışmaya işe gidiyorsa, aynı şekilde bu da senin işin. Evet, sen de kendi bölümünü bitir. Ondan sonra istediğini yapabilirsin. Ve hani şu konuda biraz aileler acımasızlaşıyor açıkçası. Yani çocuk ödevlerini bitiriyor, okuyacak kitabı varsa okuyor. Ve ortalama işte yatmasına kadar 2 saatlik vakti var. Halbuki biraz da şunu yapsın, 2 test daha çözsün. Hayır, buna gerek yok. Kendini ayırması gereken onun da bir vakti var. Ve bizim düzeyimizde o kadar konsantre olup o kadar her dakikasını yönetemez. Onun da maalesef, kendi kendine vakit geçirmesi gerekiyor. Böyle bir sorunumuz da var. Her şeyin hedeflerle, karlılıkla, verimlilikle öğrenildiği, disipline edildiği, şirket çalışanları gibi bakıldığı dünyada çocuklar da bundan nasibini alıyorlar maalesef. Oysa oyun onlar için çok kıymetli. Kadar ekmek kadar önemli bir şey. Ve bunu da atlıyoruz bazen. Bunun üzerinde de durmak gerekiyor. 6-12 yaş arasındaki çocuklarla ilgili de genel anlamda bu değerlendirmeyi yapıyorsunuz. Peki 12-18 ile ilgili özellikle ben anne ve babaların şu konularda çok dikkat etmesini istiyorum dediğiniz konu başlıklarını da isterseniz alalım. Zaman da çok ilerledi çünkü. Tabii ki. Çok konuşabileceğim şey var ama bunlardan bahsedeyim bize birazdan. 12 yaştan sonrası demek hepimizin eline artık aşinalaştığı ergenlik dönemi dediğimiz dönemin başlangıcıdır iki cinsiyet içinde. Yani en temel nedir? Orada yani 12 yaşından sonra çocukta bir kere çok aktifleşen hormonları var. Yani kendinden çok hormonları yönetiyor artık ona. Ve gücü aynı şekilde, aynı oranda artıyor. Önceden bir bardağı çok rahat koyabilirken bir koyuyor ki, şimdi yani ergenlikte öyle bir koyuyor ki bardağı kırabiliyor. Ya da böyle kulak aşinalı oluyordur. Ya çocuk çok sakarlaştı. Çok sakar oldu. Sürekli kırıyor, sürekli döküyor gibi cümleler duyabiliyoruz. En temel sebebi bedeni büyüyor. Nasıl kontrol edeceği konusunda halen gücünü ayarlayamama, nerede duracak, nerede devam edecek gibi konularda bir gitgel yaşıyor. Bu konularda bunu oturtması gerekiyor. Ve bunun için zamana ihtiyacı var. Ve ailelerin tabii ki sabrına çok ihtiyacımız var bu dönemde. Yani bir olay karşısında nasıl tepki ver? Halbuki o normal konuşuyordur ama aileden neden bağırıyorsun?
bu şekilde gelebilir. Halbuki o bağırmıyor, normal konuşuyor. Ama bunu bile ayarlayamıyor. Öyle bir çıkıyor ki sesi, yavrum niye bağırıyorsun gibi bir dönüt alabiliyor. Böyle zamanlarda sabırlı olacağız ve çocuktan ne beklediğimizi. Yani ilişkide şeffaflık aslında özünde. İlişkide şeffaf olacağız. Yani benim beni anlamasını beklemeyeceğim. Ben ondan ne bekliyorum? Aynı şekilde o benden ne bekliyor? Yani tek benim istediklerim, benim istemediklerim değil. Onun da aynı şekilde sizden rahatsız olduğu konular olabilir. Artık o yetişkinliğe adım atan bir birey haline geliyor. Onun da söz hakkı var. Bak işte çıktığı kabuğu beğenmiyor. Öyle bir şey değil. Tabii ki artık sizi eleştirebilir. Bu muhakemesinin de geliştiğini gösterir. Bu konularda o yüzden ona da inisiyatif verip ortayı bulmak. Yani her zaman ve şöyle bir şey. Hani her zaman çocuğa sürekli bir yönetme halindeyiz. İşte şimdi şunu yap, şimdi bunu yap, şöyle yap. Ama bakalım o ne düşünüyor? Veya bir problem karşısında aile diyor ki o zaman şöyle yapalım, o zaman böyle yapalım. Aile çözüyor. Hayır, o zaman bir sorun varsa karşılıklı. Evet, bu sorunu ortadan kaldırmak için sen ne düşünüyorsun? Ne yapalım ki bu sorun olmaktan çıksın? Gibi. Kapanmış, kendi kabuğuna çekilmiş, içine kapanmış çocuklarla ilgili neler yapabilir anne babalar? En temel şu bilgisayar oyunlarının altını çizeceğim. Yani biraz yönelme ya da işte sosyal medya, sosyal ağ çok daha çekici ve cazipleşmiş durumda. Bu konuda ortadan kaldırmak gerçekçi değil. Tabii ki kullanacaklar. Ama lütfen ortak kararlar alsınlar. Ortak yani ödevlerin bittikten sonra 2 saat bakabilirsin gibi zaman sınırlamalarını önemsesinler. Ve çocuk bu konuda iletişimi kapatıyorsa kendini, ortada bunu tetikleyen bir problem var demektir. Onu doğru bulmak lazım. Yani çerçeveyi doğru okumak lazım. Bunun için yine tekrar edeceğim. Kendileri anlayamıyor ya da bu konu anlamlandırmada bir sıkıntı varsa uzman desteği kesinlikle alsınlar. Böyle bir durum varsa çocuk kendini anlatamıyor ya da ifade edebileceği ortamı yakalayamıyor demektir. Bu da çocuğu yani sürekli olarak ne yapacağını ne yapmayacağını yönetiyorsak evin içinde, sürekli yani çocuğa fırsat vermeden biz yönlendiriyorsak çocuk kendini ifade edemiyor demektir. O zaman bir süre sonra bunu yapmaktan vazgeçecek. O da kendi kabuğuna çekilecek demektir. Zaten önce aileden başlar. Yani aileden kendini çeker, arkadaş ortamında açılır. Bir süre sonra bu devam ederse kendini arkadaş ortamından da çeker. Derken konuşmayı da çeker. Bu diye diye yani bir yerde kalmıyor. Devam ederek ilerler. Sonra çocuk bu aşamaya gelene kadar fark etmeyiz. Sonrasında artık iş hayatı, işte eş seçme, üniversiteye gitme gibi bir şey olduğunda, çocuk atılamadığında o zaman bir problem. Ya bu çocuk neden istemiyor ya da neden karar veremiyor? Orada fark ediyoruz acıyı. O yüzden mümkünse lütfen oraya gelmeden önce çözelim. Yani görmez aman geçer. Biz de o yaşlardaydık. Bizim dönemimizde yoktu bu ergenlik gibi soruları da çok karşılaşıyoruz. Şartlar farklı, zaman çok farklı. Hayat çok yani, farklı. Bilgi hayatımızın içinde, iletişim öyle, sosyal medya öyle. Hı hı. Kesinlikle ve katılıyorum. Ben dilinin altını çiziyorum. Yani sen çok şımarıksın, sen çok şöylesin ya da sen böylesin, sen zaten yaramazsın gibi. Bu basbaya kişiliğe saldırı cümleleridir. O yüzden bir şeyden rahatsız olduğumuzda lütfen ben dilini koruyalım. Ben böyle yaptığında çok sinirleniyorum ya da bu davranışından dolayı üzülüyorum şeklinde. Lütfen ifadelerimizi netleştirelim ve ben dilini koruyalım. Çünkü kişiliğe saldırmak oluyor ikincisi. Yani sen yaramazsın. Ne demek? Yani sen yaramaz olarak betimlediğin şey tam olarak nedir? Bunu bilmiyorum ki. O yüzden sen, yani sen normal birisin ama kötü bir şey yaptın. Sen normal birisin ama iyi bir şey yaptın şeklinde. Hani hem karakterime zarar vermiyorum, hem karakterimi yersiz yere egoyu yükseltmek olarak yükseltmiyorum. Yani bu konuda da yani fazla bir bozulmaya sebep olmadan. Hem de övgülerde, yergilerde. Doğru ve yanlış konusunda bir eğitime tabi tutmuş oluyorum. Övgülerde, yergilerde davranışa. Direkt. Yani bunun karakterle alakası yok. Ve ergenlerde bu konuda çok daha uç tepkiler alırsın. Yani bu şekilde hitap ettin. Hayır, sen de çok kötü bir annesin o zaman der. O zamanlar ki yavrum beni beğenmiyor. Ya da tam tersi hani sen de çok kötü bir babasın. Evet, aslında o diyaloğun normal getirisini yaptı çocuk. Ama ben dilini korumak kıymetli. Ben çok teşekkür ediyorum sevgili Ayşenur Bekaroğlu. 23 Nisan Çocuk Bayramı. Sebebiyle bir araya gelelim, çocukları anlatalım istedik. Son daha da uzun konuşabileceğimiz şeyler var belki. Anne ve babalarla ilgili, anne ve babalara çocuklarla ilgili son birkaç cümleyi böyle
ne diyelim, uzman gözüyle aktarırsanız neler söylemek istersiniz diyelim, kapatalım. Pekala. En temel olarak lütfen ama lütfen karşılarındakinin birey olduğunu unutmasınlar. Gerçekten mantıklı açıklamayı her çocuk kabul görür, her çocuk da kabul görür. Konuşsunlar, yani konuşmayı ihmal etmesinler. Onları da aynı şekilde birey gibi anlayabileceklerini unutmasınlar ve benim hayatım böyle ondan oldu, benim hayatım şöyle değil. Çocuk tamamen koyduğun kabuğa uyum sağlar. Bu çalışan aile olur, çalışmayan aile olur. Ayrılmış, evlilikleri sona ermiş ya da sürdürülmekte olan olur. Çocuk uyum sağlar. Önemli olan bunu çocuğa nasıl ilettiğimiz, yaşı kaç olursa olsun. Konuşmaktan çekinmeyelim diyorum ve altını çiziyorum yani. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben ve teşekkür her ne olursa ederim. Olsun yetemediğimiz, çözemediğimiz yerlerde de başımız ağrıdığı zaman, karnımız ağrıdığı zaman nasıl doktora gidiyorsak bu konuyla ilgili de konuda yetkin kişilere gitmekten asla... Aynen öyle. Anne babalık öğrenilen bir şeydir. Kesinlikle öğrenilen bir şeydir. O yüzden biz de bunun gereğini yapmaktan çekinmeyelim yani. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sohbetiniz için. İyi ki geldiniz. Sağ olun. İyi ki çağırdınız. Teşekkürler. Başarılar diliyorum çalışmalarınızda. Değerli izleyiciler, çocuk gelişim uzmanı Ayşenur Bekaroğlu'yla söyleşimizi sonlandırdık. Kısa bir ara vereceğiz. Ardından yine 23 Nisan sebebiyle çocukları masaya yatırıyoruz. Bir ilkokul öğretmenini, çocuklarla nasıl diyalog kurduğunu, nasıl ideal bir öğrenci ve öğretmen ilişkisi oluşur, çocukları ıskaladığımız hangi alanları var öğretmenin tespit ettiği, onlar üzerinde konuşacağız. Yusuf Kurt hocamızla kısa bir ara veriyoruz. Bir süre sonra buradayız efendim.